Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Videoya bayağı aceleyle giriyorum. Rüya 2'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Hüseyin. Evet, hop hop. Of of of. Yolda tümsekler diyeceksiniz. Kardeş bir sal amına koyayım ya. Şimdi buradan Lonca Savaşları listesine bakacağız. Birazdan burada savaşlar başlayacak. Ama öncelikle şu kardeşimizi bir dövmek istiyorum ya. Gerçekten seni bir dövmek istiyorum ya. Benim de yarı insan olmasa da bir patates etmek gerçekten boynumun borcu oldu kardeşim. Böyle her şeyimi çağırayım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Yarı insanlarım olmasa da sana şöyle bir patlatacağım ama. Kaç vuracağım Allah bilir. Şöyle bir tane vuralım. 16K. 26K. İyi geceler kardeşim. Şimdi buradan Lonca Savaşları listesinden sürekli olarak kontrol edeceğiz, bakacağız. Birazdan içeriye 8'erli gruplar girecek. Turnuvayı size tekrardan şöyle hızlıca anlatayım. Hüseyin anlat turnuvayı. Kardeşim 8 kişi, her klastan bir kişi. Her 8 besli 8. Her klastan mesela büyülü sıra ve kara büyü. İşte bedensel, zihinsel. Bunların hepsi yani 4 karakterden 2 klas oluyor toplam. Toplamda 8 karakter vs 8 karakter kapışıyor burada. Klas dediğimiz şey bedensel var ya. Bir tane klas mesela. Zihinsel de bir tane klas. Her karakterin 2 tane klası var. Bir tane bedensel olacak, bir tane zihinsel olacak. Bir tane büyülü sıra, bir tane kara büyü. Bir tane ejderha güç, bir tane iyileştirme. Bir tane okçu, bir tane de bıçakçı olacak. 8 kişilik takımlar halinde savaşacaklar. Birinciye 500 TL ödül verilecek. Bakalım birinci ödülü kim alacak? Böyle Lonca Savaşları listesine sürekli olarak bakıyorum ama az önce de duyuru da geçildi. Şöyle neredesin? Eski dostlar ile metanet arasındaki... Nasıl? Yani şimdi başlayacak kanka. Başladı şu an. Tamam. İlk savaşımıza şöyle girelim abi. Şöyle bir izleyelim bakalım. Bakalım durumlar nasıl? Durumlar nasıl? Şöyle koşturuyorum. Hangi Lonca ile hangi Lonca arasındaydı? Tekrardan bir eski dostlarla metanet. Umarım. Umarım. Evet. Biz tam ortada başlamışız. Böyle eski dostlarla Loncası bu tarafta. Oyunda sevmediğim piçler var ama elimden geldiğince bunu görünce aklıma geldi mesela. Şu kilitmayı. Elimden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Oyunu böyle yaşayarak oynayan insanlara saçma sapan böyle azap çektireceğim sana bilmem ne tarzında böyle oyun hayatı yapmış insanları tatlı attıracağım sana moruk. Pek sevmiyorum ama elimden geldiğince dediğim gibi tarafsız anlatacağım. Böyle metanet Loncasına da bir göz atalım. Ama de çok savaş başlamıştır hücum falan. Ne oluyor lan? Bak 36-38 izleyici bak içeride adamlar var. Şimdi metanet Loncasına bir gözden geçirelim şöyle. Şamanları bu ejderha gücü şamanları mı? Şamanları 103 level önden koşuyor. Bir dakika. Bu hangi şamanları? 105 level olan iyileştirmeci şamanları. Korkucu bedenselleri 101 level. Onun dışında şu kardeşimiz zihinselleri 94 level. Okçuları 91 level. Büyülü suraları 97 level. Kara büyüleri 91 level. Ve bıçakçıları da 105 level şeklinde. Yani baktığımız zaman İki tane max level'ları var, iki tane 105'leri var, bir tane 103'leri var. Gerisi ortalama karakterler. Bir tane de 101'leri var. Yani iyi sayılabilecek durumdalar. İyi sayılabilecek durumdalar. Şamanları çok güçlü durumda. Genelde şamanlara karşı insanlar bir şey yapmadığı için. Şimdi şöyle bu tarafı da tanıtmak istiyorum. Hüseyin sen girdin mi savaşa? Evet, şöyle, ama eski dostlar tarafındayım. Büyülü sıraları 105 level. Kara büyüleri 102 level. Anladım abi. Böyle zihinselleri 103 level, okçuları 101 level, bıçakçıları 105 level, iyileştirmecileri de 105 level, ejderha büyüleri de 105 level, bedenselleri de 105 level. Eski dostlar tarafı çok daha hakim görünüyor duruma. Ama benim gönlüm metanetten yana. Umarım metanet kazanır abi. Yani, ama güzelce şöyle bakacağız. Bir şey izliyor musun? Kanka ben eski dostları istiyorum burada. Siktir git ya, ciddi misin sen? Evet. Allah belanı versin. Çık konuşmadan hemen. Eski dostlar, kardeşlerim. Koşun. Hadi abi. Bak önden büyülü sıra gidecek oğlum. Önden büyülü sıra gidecek. Çözme at çık. Karambolde kalma. Çözme at. Heh. Mis. Çık oradan şimdi. Kenara çekil. Bedensel girdi. Evet. Karambolde patlıyorlar abi. Bak bıçakçı çok güzel temizliyor. Şu anda eski dostlarla öncesi 5-0 önde. Ölmüyor. Eski dostlar ölmüyor. Oğlum güzel atın lan VS'nize. Bak hala ölmedi bıçakçı da öldü.
Eski dostlardaki kardeşlerim yok ettiler adeta. Bak, bak, bak. Şu anda büyülü sıraya bakıyoruz. Yani karambole girip hemen skill atıp çıkacak ama karakteri yani yeterince sağlam olmadığından dolayı girdiği anda ölüyor. Yani bariz bir karakter farkı var ortada. Savaşla alakalı pek bir şey söylenilemez. Gerçekten metanetteki büyülü sıra arkadaşımız bayağı iş yapıyor ama 17 her arkadaş da 17-0 hale geldi. Bu arada sağ tarafta da kimin kimi öldürdüğünü görebiliyorsunuz. 71 izleyici var şu anda. Yani 23-0. Savaş kaçta bitiyor bilmiyorum ama yani bitti bile sayılır savaş. Savaş bitti sayılır bile. Muhtemelen şu anda RC'de metanetin morali bozuldu. Amanı saklayın beyler ya. Sikeceğim. Niye elemediniz kasmışsınız falan diyordur muhtemelen Ninja. Herkes tetli koltuğuna geçip bir düşünmeye başlamıştır metanet. Bir geriye yaslanmışlardır böyle. Acaba problem nerede falan demeye başlamışlardır. Bu arada siz şeyi göremiyorsunuz. Hemen şöyle görüntümü kapattığım zaman burada skorları görebilirsiniz. 37-0'lık bir durum var. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Arada büyük karakter farkı var. Kanka bu arada kimse gerçekten oğlum 39-0 kimse ölmedi lan. Eski dostlardaki iyileştirme şaman cidden çok güçlü. Kanka güçlüler ya. Cidden güçlüler. Bu arada Facebook sayfamızdan 8v8 turnuvasını canlı izleyebilir. Paylaşım 30 TL değerinde app kazanma şansını yakalayabilirsiniz demiş. Siz de bu turnuvalar sürekli olarak olacak. Yani hazırlanıp gelebilirsiniz. 2 haftada bir düzenli yapılıyordu galiba. Siz de hazırlanıp Doncanızı getirip serice bu savaşlara hazırlanabilirsiniz. 2 haftada bir 500 TL kazanabilirsiniz abi. Yani bu savaşı şu anda eski dostlar kazandığının garantisini verebiliriz. Anlatmaya gerek yok zaten. Adamları vurdukları ölüyor abi. Gerçekten ben bir şeref skoru almalarını istiyorum şu an ama. Cidden abi. Bir kişi ki hadi lan. Bak karambole nasıl patladı ama patladığı gibi ölüyor abi adam. Çözülmesine gerek bile yok ya. Artık kaç vuruyorlarsa adama. Bak burada şimdi bir taklacı baba olacak beyler. Tak. Taklacı baba naps. Hemen koyacaktı. Yani ben şu anda metanetin yerinde olsaydım savaştan çıkardım galiba. Ben koyayım ya falan filan. Şimdi bu durumlarda şey çok sıkıntı oluyor. Eğer metanetin bir başkanı, şu başkanı mıydı acaba bilmiyorum, 105 level arkadaş. Eğer şu anda flame yapıyorsa sıkıntı bir durum. Flame dediğim olay yani moral bozuyorsa. Oğlum size o kadar kasın dedim bilmem ne falan diye. Gördüğünüz gibi bu arkadaş bayağı dayanıyor. Bu arkadaş vuruyordu ama kimse ölmüyor. Niye ölmüyor oğlum kimse? Biraderim bence bu eski dostlardakiler yönk basıyor. Kanka basarlar haklarıdır da. Kimse ölmüyor oğlum. Sıfıra karşı yeniyorlar. Size şöyle tekrardan şeyi göstereyim. Çok saçma acaba bug'a mı girdi? Şöyle bir kontrol ediyorum yok. Bug'lık bir durum yok ortada. Paso şeyden ölüyorlar. Hani hep birlikte bir kişiye fokuslansalar da bari bir tane şeref skoru alsalar. Çok saçma savaş oldu ya. Vallahi çok saçma savaş oldu. Adamlar savaş bizi sarmadı dostlar. Yani doğan kişinin direkt üstüne atlıyorlar. Pek heyecanlı bir savaş olmadı. Bu savaşın sonucu belli. Yani genel olarak eski dostlarla öncesini tanımıyorum. Birkaç kişiyi tanıyorum. Birkaç kişi dediğim arasında aslında iki kişiyi tanıyorum. Bir tanesi gerizekalı bir çocuk. Nabu Online YouTuber bilmem ne gevşek konuşan şu Kilit Bay da başkanları oyunla kafayı bozmuş manyağın teki amına hiç sevmem. Kazanmalarına sevinmedim. Kanka zaten oyunla kafayı bozdukları çok bariz değil mi şu an? Kanka hayır alakası yok. İnsanlar yani sosyal hayatını da oyunu da birlikte götürebilir, oyuna para basabilir veya başka insanlarla ortak bir şekilde oynayıp müşteriler elde edebilir ama oyunla kafayı bozmaz anladın mı? Oyunu evet. Yaşamaktan bahsediyorum. Tabii ki bir insan girip 10 saat oyun oynayabilir ama yani bunu yaşamaması tercih. Şöyle ben bir savaş bakayım. Bu arada bitti. Yeni bir savaşa bakın. Beyler şimdi ikinci savaş da belli oluyor. Bir taraf Atalon'un savaş öncesi, ilan edildi. Bir taraf bu kayı mıydı? Neydi bu? Evet, kayı kanka. Kayıydı galiba. Bir tarafta kayılı öncesi Atalon öncesine karşı olacak. Yani iki tarafı da herhangi bir tanıdığım insanlar yok. İki tarafı da destekliyorum diyeyim. İki tarafı da desteklemiyorum demeyeyim. İki taraf da umarım hak eden taraf kazanır. Şöyle içeriye doğru dalalım. Tekrardan bir karakterlere göz atalım. Neredeymiş savaş sorumlumuz? Savaş sorumlusu neredesin yavrum? Hop. Şuradan direkt Atabe. Fail öncesine bir bakacağız. Tarafları kontrol edeceğiz. Bakalım bu sefer taraflar birbirine yakın mı? Yoksa bir taraf yine absürt şekilde daha mı üstün göreceğiz.
Böyle bir yaklaşalım bakalım. Kayıtlı öncesinde. Kanka eminsin değil mi kayıtlı? Kayıtlı öncesinde. Kayıtlı öncesinde bir kişi var abi. 1v8 yapacaklar galiba. Çalmışlar bizden. Şöyle Panda diye bir arkadaşı görüyorum şu anda. 105 level. Bu ejderha gücüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yanına 103 level bir arkadaş katıldı. Acaba bedensel mi? Yoksa zihinsel mi? Onlara bakacağız. Bir diğer tarafa doğru koşturalım. Tekrardan analiz yaparız. Bu taraf çünkü birazcık geç giriyor oyuna. Şöyle diğer tarafa doğru hemen koşalım abi. Hüseyin sence hangi taraf kazanacak? Kanka direkt bence Kaylonca'sı pes etti. Kaylonca'sı pes mi etti? Büyük ihtimalle çünkü adamlar çıktı savaştan şu an. Nasıl pes etti? Atal öncesine bakıyoruz şu anda 97 level okçuları var. 102 level ne olduğu belli değil. 105 level yukarı büyüleri var. Çok büyük tehdit yalnız. Şöyle bir... Yani savaş izni yok yazıyorlar kayıtlı oyuncusundakiler. 101 level'e... 101 level bir bedenselleri var, 102 level bir zihinselleri var. 105 level dediğim gibi yukarı büyüleri var. Arkada 105 level iyileştirmecileri, 103 level büyülü sıraları. Yani bayağı yüksek level bir önce. Atal öncesi giriş kapısında kalkulu geldi. Hadi bakalım, Atal öncesini bekletiyorlar. Evet, evet, karşı tarafta kayıda girmiş. Bak kayıda babalar gibi giriyor oradan. 105 level şamanları en önde duruyor. 105 level olan arkadaş... Aha, oğlum bu taraf çok... 105 level... Bir şey diyeyim mi? Onunuz... Kayıda öncesi mahvedecek. Oğlum, kayıda öncesi full ya. Bu ne lan? Adamlarda sadece bedenselleri 103 level. Gerisi full 105. Oğlum, delicek geçecek. Sana bir şey kayıda öncesine şu an acayip güveniyorum ya. Kayıda öncesi ağzına sıçar. Sen git karşı tarafı tut, ben kayıdım. Kanka her türlü tamam koyacak. Tamam mı? Şimdi iki tarafın ortasına bak geçiyoruz. İki taraf da çok seri bir şekilde birbirinin üstüne koşmaya başladı beyler. Koşmadı. Kayı koşmuyor. Kayı çok kontrollü hareket ediyor. Kayı taktik etmiyorum ya. Evet şimdi çözmeye açtı. Kimseye tutturamadı. Keşke daha toplu bir adım atsaydı. Şöyle diyece karambole bir suikast attı var ya, patladı orası. Peşinden bedensel hiç geldi. Atadan geldi. Atadan geliyor bak. 2-1 durum. 2-1 durum. Çok güzel ilerliyorlar. Arkada bedensel ve bir tane okçunun teke tek kapışması. Genelde bedensellerin yapması gereken durum bu zaten. Direkt yapışıyor. Gerçekten evet. Çok iyi. Çok güzel yapıştı, helal olsun, ama öldüremiyor bir türlü. Böyle karambolcu durumlar böyle çok sıkıntılı. Herkes birbirine vuruyor, kimse ölmüyor. Yalnız Atal öncesi bayağı öldü önde. Atal öncesi cidden şaşırttı kanka, bizi şu an. Kayıdan değilim, sen kayıyı tutabilirsin kardeşim. Adamlar yalnız böyle bayağı full 105 bir tane 103'leri var sadece falan, ama bayağı güçlü duruyorlardı. Atal öncesi beklenmedik hareketler yapıyor şu anda. Dağıtıyor geçiyor resmen. Bak okçuları falan çok iyi pozisyon alıyor bak. Bak o okçu bak. Bak. Hiç karambolde kalmıyor abi. Uzaktan. Tak. Kayıtlı öncesi şu an geri çekiliyor abi. Aynen, kayıtlı öncesi kaçıyor şu anda. Base'e doğru bir koşturma içindeler. Neden anlamadım. Sanırsam bir toparlanma istiyorlar. Hani böyle kaldıkları gibi ölüyorlar ya. Yani aslında bu savaşlarda da şöyle bir şey var. Bak bir kere öldün abi. Ondan sonra kalktın. Eğer hepiniz birden ölüyseniz ya hepiniz aynı anda kalkacaksınız. Bir iki kişi hazırlanacak falan. Ya da böyle her kalkanı direkt tak diye eritiyorlar. Gördüğünüz gibi durumlar bu şekilde. 28'e 2 durum. Şöyle hemen kameramı kapatayım. Durumlar aynen bu şekilde. Atal öncesinin kazanacağı net bir şekilde görülmeye başladı. Ama neden bu kadar büyük bir bariz bir fark oldu? Neden biliyor musun? Atal öncesinin çok iyi oynuyor abi. Sabahtan beri o adamı izliyorum. Adam mükemmel derecede kaçarak oynuyor. Bence okçular bu soruda çok iyi iş yapıyorlar. Bak. Kayın okçusuna bak. Abi niye bunları vurdu ölmüyor? Niye öldüremiyorsunuz? Bak Ata'ya bak. Direkt yapıştı arkada okçu bak. Bak. Beyler bence şu anda hani güç farkı var mı yok mu bilmiyorum ama net bir şekilde ortada savaş farkı var. Hani Ata daha güzel savaşıyor. Ata daha güzel savaşıyor karşı tarafa göre. Şu anda da durumlar 43. Yani çözmeci gördüğünüz gibi patır kütür. Bak bakın. Bir onu çözüyor, gidiyor patlıyor, bak çıkıyor tekrar. Ve çıkamadı. Bak. Yani olması gereken bu abi. Herkes görevini bilirse, karakterler işitse, iyi savaşan taraf yani kazanacak bu durumu ama... Şimdi Atay'la eski dostların savaşını çok merak ediyorum. Eski dostlarla öncesi finale kaldı. Şimdi bu savaşın galibi de finale kalacak. Büyük ihtimalle Atal öncesi kalacak. Acaba Kayın'ın hala bir ümidi var mıdır? Böyle çevirir miyiz lan beyler? Hadi güzel savaşın lan. He? Hüseyin.
Hüseyin Allah belanı versin Hüseyin. Şöyle aniden yok oluyorsun ya. Sana çok sinir oluyorum Hüseyin. Beyler şu dakikayı izleyenler bir Hüseyin'e bir selam verebilir mi yorumda ya? Allah aşkına. Geldim lan geldim. Sövmesin kimse sövmesin. Oğlum niye gidiyorsun böyle abi? Sövmeyin. Kardeşim ya ben geldim ya sıkıntı yok. Şimdi neydi kardeşim ya bu söyle. Şu 2v2'yi merak ediyorum. Şu 2v2'yi ben... Aha sattı arkadaşını. Sattın lan adamı. Kanka kayıt öncesi bence bu şekilde devam ederse şey de demeyecek. Acilen taktik uygulamaları lazım. Yani bitti şu anda savaş ya. Şu an savaş bence net bir şekilde bitti. 58'e bence hala 49. Şansları var abi. 49 hani şu anda fark 51'e kadar çıktı. Yani şansları var mı? Bence yok kanka. Bence yok. Şimdi bu şekilde skorları aldıklarına göre şeyler. Atar öncesi. Hani bariz belli de bir güç farkı olabilir ya. Yani bir güç farkı da vardır ki bu kadar şey yapıyorlar. İstedikleri kadar kötü savaşsınlar. Karakter sağlam olduktan sonra. Geçtim abi aynen. Ben Atal öncesi için parçalıyor ya. Atal öncesi deliyor kanka bak. Bak karabiberi gücü görüyor musunuz beni? Bak. Bak. Bak ölmüyor. Öldü mü? Evet maşallah dedi. Yaşamıyor abi. Ama el öncesinde başlangıçta böyle bir aldandık değil mi hani? Kasa sağlam bozuk gibi oldu biraz sanki. Bir dakika yanına çekiyor sanırsam. Gruptan yanına çekiyor farkında mısın? Tamam, evet şimdi sırada yanına taktik çekiyor. Uygulamaya başladılar. Aynen. Bak. Darda bir tane adamlarını bırakıyorlar. Sesli işler. Oğlum şaman bir birlikte bir araya gelin de bir artı verin lan birbirinize. Bir bak artısız savaşıyorsun ata. Ata kendine gel. Bak çok güzel karambole hızlı saldırı falan ama bu saatten sonra hiçbir şey abi ağızlarıyla kuş tutsalar da maalesef ki sonuçlanmaz. 76'ya 18, 19, 77'ye 20 arada 57 puanlık bir fark var. Büyük ihtimalle bu savaşın da kazananı dediğim gibi Ata olacak. Karakter finalde, farkı var abi dediğin gibi. Finalde Ata vs eski dostlar. İnşallah Ata kazanır ama nefret ediyorum var ya şunların başkanından yemin ederim. O kısmı da tekrardan değineyim. Böyle savaşı da bir yandan size izleteyim. Bahsettiğim şey oyunda sağlam olabilir. Çok oyun oynuyor olabilir. Her insanın hobisi farklıdır. Kimisi çıkar 15 saat bisiklet sürmeyi sever. Kimisi 15 saat basketbol oynamayı sever. Kimisi 15 saat oturup Metin 2 oynamayı sever. Kimisi 15 saat oturup LoL oynamayı sever. Bu tarz alışkanlıklar olabilir. Yani ben de çok bilgisayar başında zaman geçiren bir insanım. Bunları hiçbir şekilde yanlış görmüyorum. Ama oyundaki hırsından insanlığını unutmamalısın. Bu Killed by denen velet de aynı o şekilde oyun oynayan bir insan. Yani insan böyle kendisini kaybediyor. Kestim. Oh, hemen çıldırtmalıyım. Bir oyundayken falan hırlıyorlar değil mi? Valla kal yerde sakın ayağa kalkma. Kalkarsan ağzını yüzünü kırarım tarzında konuşan veledin teki. O yüzden hiç kazanmalarını istemiyorum. Yani diğer arkadaşları dediğim gibi tanımıyorum lafım ona. Birisini daha tanıyorum. Bozovalı mıydı adı? Bozovalı diye de bir tane gerizekalı var. Aynen. Yani, YouTuber ne yapıyorsun lan velet falan konuşuyor böyle. Garip arkadaşlardı. Buradan Atal öncesini tebrik ediyorum. Kayın öncesi de leveli kasmış ama sanki böyle şey gibi böyle. Herkes levelini kasmış. Sonra turnuva için karakter değiştirmişler gibi. Sanki itemlerini çok dizememişler gibi geldi bana. Çünkü bu kadar fark olmazdı normalde. Yani savaşta da birazcık sıkıntıları vardı ama belli ki böyle karakterlerde de birazcık problemler vardı. Şimdi birazdan final başlayacak. Sanırsam bu son savaş. İkinci finalist Ata, birinci finalist eski dostlar. Dediğim gibi yine ortada bir şekilde sunacağım ama final best of 3. Bak bana final best of 3 oynanacak da iki taraf arasında bariz fark varsa best of 3'nin anlamı ne? Aynen ilk maçta zaten belirlenir kanka. İlk maçta büyük ihtimalle belirlenir. İnşallah kafa kafaya bir şey olur böyle 90'a 90 falan. Umarım öyle bir şey izleriz hadi bakalım. Beyler savaş başlıyor şu anda. Savaşa doğru giriyoruz. Bak büyük han geldi, final geldi. Az önce Atal öncesiyle konuştum. Rahat dedi. Hani dedim alın lan şu maçı dedim. Alın dedim. Şunları bir patates edin dedim. Harbisin arkanızdayım lan dedim. Kazanın lan dedim. Rahat ol dedi. Şimdi şu tarafta motivasyon yine konuşması. Bir motivasyon konuşması yapmaya çalıştık. Evet. Hadi canım. Evet burada gördüğünüz gibi yine eski dostlarla öncesi. Şu diğer 7 arkadaşı ayırıyorum. Buradaki Killed by nerede? Nerede? Killed by bak. Senin tam amına koyayım ben. Nerede o yavşak? Şöyle hemen diğer tarafa doğru koşturmak istiyorum. O piç kazansın hiç istemiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum elemanı ya. Vallahi hiç sevmiyorum elemanı. Şöyle koşturuyorum.
savaş başlamıştı, hücum kolu geldi. Şimdi atar öncesi, hadi yavrum, hadi bak, hadi. Oğlum önden beden seni gönderme, şşş. Çekil, 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 bekle, arkada bekle lan, arkada bekle. Oğlum arkada bekle, niye öyle gidiyorsun? Arkaya çekil. Ya arkaya çekil, arkaya çekil, arkaya çekil. Arkaya çekil. Çekil arkaya, geç büyülü sıra, geç öne. Geç oğlum öne, geç öne, heh. Oğlum yanına şunu bıçakçı, bas kamuflajı, yanına bir tane okçu gönderin abi şunu. Okçu gönderin, okçu böyle şey yapacak. Böyle vuracak vuracak, sonra arka safhaya geçecek. Hadi beyler, hadi beyler, başarabilirsiniz. Zihinsel geç kardeşim, sen de öne. Geç öne, geç öne oğlum. Kanka yalnız atanın lider çarı aralarında değil, girip skilleri basmaları lazım. İnşallah unutmazlar onu. Yok yok, bastılar bastılar. Bak sol alttan görünebiliyor. Sol alta bak, basılan skiller. Bence atanınkiler görünmüyor ama sadece eski dostlarınki gözüküyor. Yok bende de görünüyor kanka atan. 1-0 abi, başladı savaş. Önden aynen büyülü sıra gidiyor. Kamuflajda bu gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Kilit bayım çözme attı, bir kişiye tuttu. Bak eski dostlar direkt agresif saldırdı abi. Zihinsel minsel patlatıyorlar. Şu anda çok karışık ortalık. İki tarafta birbirini böyle tartıyor gibi abi. Çok dikkatli savaşıyorlar. Birbirlerini çözmelerini bekliyorlar galiba ama şu ana kadar Ata hiç şey tutturamadı. Çözme tutturamadı. Güzel bir çözme geldi. Kilit Bay boku yedi gördüğünüz gibi. Evet Kilit Bay. Üzerinde hiçbir buff maff hiçbir şey kaldı. Piç dolan ortalık. Bebe gibi yapıştı yere. Ve Atal öncesi şu anda 4-0'a da geçti abi. Atal öncesi 4-0'a da geçti. Şamanı vuruyorlar, size şöyle hemen göstereceğim. Atal öncesi bak tamam. Ne oldu oğlum? Eski dostları destekliyor mu kanka hala? Eski dostlar şu an 6-0 yalnız. 7-0 oldu. Bir dakika. Eski dostlar mı yedi? 8-0 oldular kanka. Oğlum kaçırdım, şeyi kaçırdım ben. Şeyleri karıştırdım. Allah kahretsin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum be. Oğlum gene mi piçler kazanıyor be? Hadi abi. O objektif yayıncılık istemiyorum bro. Ben bunları sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum ya. Niye kazanmıyorsunuz lan? Ata yapma kardeşim be. Bak best of 3 tamam mı? Şimdi bu maç ısınma maçıydı. Öyleyse hemen görüntüyü göstereyim. Bu maç ısınma maçıydı. Böyle bir tarttınız rakibiniz, tamam mı? Kim güçlü kim güçsüz, yeni bir strateji oluşturuyorsunuz kendinize. Son iki maçta da bir dahaki maçı zaten kazanıyorsunuz. Sona kaldığı zaman 2-1 bir şekilde yeniyorsunuz. Açıkçası birazcık üzüldüm, yaktım bu duruma. Sayı birazcık yavaş artıyor ama Atan öncesinin hiç skor alamaması bana garip geldi. Bu eski dostlarla öncesinden neden kimse ölmüyor? Oğlum bunlardan niye kimse ölmüyor? Adamlar çok iyi bu. Ya övme şunları Allah aşkına ya. Vallahi övme. Bak. Hani karak. Acaba bak. Şu Kilit Bay'ın tipine bak. Allah aşkına ya. Şunun bir sıfatına bak. Acaba bilgisayar başında nasıl bir şey oluyor şu anda? Cidden şu herife çok tilt oluyorum ya. Kanka bir sahne 2 alıp bir sönmez reis yap istersen. Beyler size sırf bu Kilit Bay'ın böyle oyun içinde konuşmalarını vesaire savaşlarını gösterecek bir video hazırlayabilirim gerçekten. Adam savaşırken böyle insanlara saçma sapan şeyler diyor ya. O yüzden bunu kazanmasını hiç istemiyorum. Niye bu kazanıyor ya? Nasıl mutludur şimdi bilgisayar başında ya? Beyler hadi 38-0. Taloncası şey yaptı. Dara çekti adamları. Taktik uyguluyorlar şu an. Umarım başarılı olabilecek bir taktiktir. Çektiler şöyle yapıştırıyorlar ama sağ tarafta gelen skorları görüyorsunuz abi. Herkes tekrardan yine öldü. Zihinsel çiftel taktı, farklı bir strateji uyguluyorlar. Yine öldü abi. Böyle bir analiz edeceğim ya itemlerini falan. İtemlerini bir analiz edeceğim eski dostları. Bak kuşağı gördüğünüz gibi 10 imiş. Yani 3 tane 5'liği birleştirmiş. Şu arkadaşa bakıyorum hemen. Bu arkadaşın kuşağı var mı? Dur bir yerinde bakalım. Analiz... Lan dur zaten kazandınız. Zaten kazandınız VS'yi. Bak mesela bu arkadaşın kuşağı 5 imiş. Bakalım. Okçununkine bakmıştık, 10 imiş. Ataloncasının kuşaklarına bakacağım şimdi. Bakamıyoruz. Yani kuşakları full olan. Bak mesela Şaman. Gördüğünüz gibi. Gayet hazır ve nazır bir şekilde gelmiş. Bu arkadaş da hazır ve nazır bir şekilde gelmiş. Kuşa Ronif'in emişine kadar ulaşmış. Yani şöyle söyleyeyim. Biz nasıl bu kuşa kendi kuşağımızı 3 tane birliği birleştirerek, yani yaklaşık bu bize ne kadar patlamıştı?
2.5T'ye falan katladı bizim şu kendi kuşağımız. O civar kanka. 2.5-7.5T'ye onluk yapacak. Sonra 3 tane onluğu birleşince 22.5T'ye bir tane böyle kişi özel yapıp diyorsunuz. O kadar pahalı şeyler. Gerçekten helal olsun yani, ne diyelim. İyi dizmişler çarlarını. Keşke Atal öncesi de böyle en azından karşılık verebilseydi. Böyle skoru da göstereceğim, 78-0'lık bir durum var ortada. Onlar da beklemiyordu bence bu kadar olmasını. Yani anlamsız abi gerçekten. Gerçekten anlamsız bir durum. Adamlara skor yazılmıyor ya. 500 TL'yi aldılar gittiler. Yani hiç skor alamamaları da ayrı bir ironi yani. Neyse ben yine de helal olsun diyorum. Kilit Bay ilişindekilere helal olsun abi. Güzel çağırmışlar. Kilit Bay helal olsun falan demiyorum. Piçin tekidir be yani. Öyle değil. Kilit Bay piçtir, tamam mı? Seri bir şekilde. Yani helal olsun arkadaşlar. Güzel çer dizmişler. Güzel kazandılar. Tek tanıdığım insan bu olduğu için bunun hakkında konuşabiliyorum. Gerçi hani oyun içinde herkesi görüyoruz. Oyun içinde herkesi görüyoruz da ben bunun gibisini görmemiştim. Yoksa böyle birisine kin nefret falan besleyen bir insan da değilim normalde. Hani bir şey olur. Benimle 2 dakika konuşursun. O durum unutulur gider yani, çok ağır bir şey olmadıysa. En azından Atal öncesi şöyle şeref skorunu aldı. 99-2. Acaba bu bir dahaki maç için bir şey mi? Hani akıllı olun şey mi? He? Bir mesaj yolladılar şu an. Bir mesaj mı yoksa? Bir mesaj mı? 102 şekilde bitti. Şimdi gideceğim bir Atal öncesiyle bir konuşacağım. Beyler diyeceğim neden durumlar böyle oldu? Soracağım. Neden diyeceğim böyle oldu? Neden böyle yenildiniz? Soracağım bir tane. Kardeşim ne yaptınız kardeşim? Kardeşim ne yaptınız kardeşim? Beyler niye böyle oldu? Hasar yemiyorlar, kolu geldi. Adamlar full kolu geldi. Bizim itenler Allah. Olsun be kanka. Bir daha getirdim abi. Vallahi üzüldüm ya. Ben de üzüldüm vallahi. Keşke kazanabilselerdi. Ama evet işte. Beyler şöyle. Savaş başladı tekrardan. Gördüğünüz gibi Nikolas Betim yok. Kara büyümde de cehennem bilekliği yok. Atal öncesinden birkaç arkadaşa verdim. Dedim alın kullanın abi. Lord savaştan sonra geri alacağım tabii ki. En azından şöyle birazcık skor almalarını istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım beyler. Neredesiniz? Neredesiniz? Hangi taraftasınız? 10 izleyici oldu içeride, 11 izleyici oldu. Yani insanlar şu anda girmiyor. Az önce 80 izleyiciye kadar görmüştük ama. Yani insanlar birazcık sonucu anladı gibi. Yani ben de şu anda bariz bir şekilde eski dostlar kazanır diyorum ama. Bakarsınız birinin interneti kopar beyler, belli mi olur ya? Birisinin interneti kopar yani, alırlar yani. Hayat bu, her şey olabilir. Hayat yani, belki gelir Kilit Bay'ın babası kızar. Bilgisayarın fişini falan çeker, bir şey yapar. Kalkan bilgisayar izlemek. Kafasına bir tane patlatır böyle. Belki veleti bilgisayar başından alır ve Atal öncesi kazanır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle bir de diğer tarafa bakalım. Yom yom gibi geliyorlar. Bak bak nasıl önde duruyor. Bak bak bak. Bak bak nasıl önde duruyor. Eski dostlar 7 kişi girmiş bu arada. Nasıl 7 kişiymiş? 7 şey oldu kanka galiba kanka. 7? Yok şurada ben bir pot gördüm. Şuralarda pot basan biri. Şimdi girdi. Şu an girdi son 8. kişi. Bakın 4, 7. Aynen arkadan da 8. kişi geldi. Yani dedim acaba dedim 7 mi kaldılar dedim. Kalmamışlar abi. Yalnız bu savaşlar gerçekten eğlenceli geçiyor böyle. Her klastan bir kişi. Yani garip savaşlar oluyor. Eğlenceli, güzel, hoş savaşlar oluyor. Eğer bu savaşın da galibi eski dostlar olursa 3. savaşa kalmayacak durum. Best of 3'de 2'ye ulaşan kazanıyor. İki takım da giriş kapılarından lütfen dedi. Hadi bakalım. Buraya doğru gelecekler. Şu anda önce skilllerini basıyor. Büyük dost. Büyük dostlar diyecektim, eski dostlar. Böyle bu taraf hazırlığını yaptı. Atal öncesi de biraz daha arka tarafta kalıyor. Stratejileri var galiba. Şöyle hazırlıklarını falan yapıyorlar. Giriş kapısına doğru gelin yavrum. Gelin. Kol geldi. Şu anda oyunu protesto mu ediyorlar anlamadım. Ne yapıyorsunuz? Bir oyunu protesto var kanki sence. Görüyor musun? Bir oyunu protesto var. Şeyler yapıyorlar ama anlamadım. Görüp. Böyle. Ata takımı giriş kapısına lütfen dedi. Hala gelmiyorlar abi. Abla biraz sessiz olur musunuz? Evet kuzenlerim biz de hani böyle
eğleniyorlar, bağırıyorlar birazcık. Ses çıkıyor, kusura bakmayın. Böyle atar öncesi GM 15 saniye bekler misin dedi. Lonca skilleri çalışmıyor galiba. Sadece kutsal zırhı basar. İşte bu taraf Ejderha Tanrı kanı bastı, HP artımı. Bu taraf aynı zamanda kritik bastı. Bir de büyü hızı bastı. Siz neden kutsal zırh bastınız onu anlamadım abi. Savunma gücünü ne yapacaksınız? Bak skillerde bile bir hata var abi. Skillerde bile bir hata var. Bekliyoruz şöyle. İlgi kısmına bakıyoruz. Atan hocası hala skillerini basamadı. Şimdi bastı. Allah. Oğlum 8. bir kişiyi eklediler. Heh. Lideri çağırdılar. Lider skilleri basıp tekrardan savaştan çıkacak galiba. Tüm skilleri basıyorlar. Yani tüm skilleri basmak yerine... Hani Metin 2 ilk başladığımızda tüm statülere verirdik ya birer tane. Aynen aynen öyle yapmışlar. Bunun gibi olmuş biraz. Vallahi üçünü fulleseydiniz ya abi ne yapsınız ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Giriş kapısına eski geldiler. Dostlar, Roncis kardeşlerim güveniyorum size. Evet, EMT Can adlı arkadaş dans ediyor, bir şeyler yapıyor. Geri sayım başlıyor dedi, birazdan savaş başlayacak. Şöyle size savaşın başlangıcında şu kısmı vereceğim. Direkt ilk hangi skoru kimin aldığını görebileceksiniz. İlk vs çok önemli ya. İlk şöyle 1-2 kişiyi öldürseler aslında üstünlüğü alsalar belki kazanırlar lan. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum lan. Tekrardan koşuyorlar birbirlerine. En önden Kilitbay gitti. Bir arada durmayın. Hepiniz birden çözüleceksiniz. Bir arada durmayın. Bak bir dojlama yaptı böyle. İleri geldi. Tam büyük çözme geleceği zaman. Geriye kaçtı. Şimdi topluluğa şöyle bir çözme attı. Oradan bir arkadaş çözdü. Çözülen arkadaş Şaman. Bunun çok bir önemi yok. Devam ediyor savaş. Hala birbirlerine tam girmiyorlar çözemedikleri için. Yani bu tarafın büyünün sırasının biraz daha önde oynat. La oğlum öne git. Öne. Senin biraz daha önde olman lazım. Git öne. Topluluk gördüğün anda yapıştır abi. Bak yine çözemedi. Bak birazcık yaklaş. Şey yakalayayım. Pozisyon yakalayamıyorsun. Evet şu anda savaş başladı. İki taraf birbirine girdi abi. Çözmeyi falan beklemediler. Durumlar tekrardan 2-0 oldu. Eski dostlar üstünlüğü şu anda aldı. Evet. Şu an skorları toplayan kişi eski dostlarda. Okçu Ninja bu arada. Yine benim dediğime geldik. Bak Azazel'in pozisyonu çok iyi bak. Bak görüyor musun? Okçuların da pozisyonu çok iyi ama adam yani şey. Yani 97 level. Elimde kanka aynen bir de leveli düşük olduğu için skill falan da atmıyor. Bir veremiyor. Skill falan da atmıyor. Büyük ihtimalle havalı çelik yay kullanıyor. Öyle uzaktan bir kişiye fokuslanıyor ama yeterli değil. Bak şu anda ninjaları yapıştı abi şeye. Okçuya. Okçu tek yedi aynen. Okçu tek yedi. Çok güzel bir şekilde tek yedi. Bak kalp attı gördünüz mü? Bak kilit bayı gördünüz kalp attı değil mi? Bak. Hani böyle tilt etmeye çalışan bir insan beyler. Böyle Allah'ım ya. İnsanları tilt etmeye falan çalışıyor. Durup 23-0'a geldi. 24-0. Yani bu şekilde ilerleyecek galiba. Atal öncesi de şu anda saldı savaşı. Yani çok savaşmaya şey değiller. Dönüşü olmayacağı için zaten şeyden sonra savaştan sonra az önce konuştuğumuz zaman adamlar hasar yemiyor. Hepsi fulllemiş falan dediler. Yani doğru. Ama gerçekten normal. Eski dostların öncesi şu anda cidden çok blow bir şekilde savaşıyor kendilerine güvence tam. Gayet iyiler ya. Yani iyiler kanka. Adamlar ölmüyor. Adamlar sıfıra karşı iniyor. Biraz da böyle sağlam bir önce daha olsaydı böyle kafa kafaya bir savaş izleseydik. Aslında 2 hafta sonra savaşlar kafa kafaya olur. 2 hafta sonra daha kafa kafaya olur savaşlar. Yani bunun bir de Lonca savaşı var. Bu sadece 8v8 savaş. Yani 8 kişilik bir evet, arkadaş grubu. Atalongası tebrikler dedi ve terk etti abi şu an savaşı. Evet, Atalongası bıraktı abi. Şu anda 44-0 bir şekilde de son savaş bitti. Yani olay bu kadardı beyler. Kazanan eski dostlar oldu. Kilit Bay dışında arkadaşları tebrik ediyorum. Eski dostlar farkı. M3 arkadaşımız tebrik etti ama dans mans ediyorlar. Bak, eski dostlar farkı. Siktir. Eski dostlar farkı diye. Neyse abi tebrikler. Kazanan eski dostlar oldu. Gönül isterdi ki kazanmasın ama kazandılar. Yapacak bir şey yok. Dizmişler çarlarını para veya emek. Hiç fark etmez. Para yatıran adam da sonuç olarak dışarıda çalışıp bu parayı kazanıp orada emek verip oyuna basıyor. Yani para yatıran insan da
emek vermiyor değil. O parayı kazanmak için emek veriyor. Daha sonra oyunda para emek vermeden kesinlikle yapıyor. O yüzden ben bunları yanlış görmem. İstediği insan istediği kadar para yatırabilir tabii ki. Yani durum bundan ibaret canlarım. Şimdi bu arkadaşlara 500 TL ödülleri. Gördüğünüz gibi 500 TL ödülü 8v8 statin turnuvasına eski dostlar kazanmıştım. Tebrik ederiz bu geldiği yemeğe. Evet, şu anda bu arkadaşlara 500 TL'si takdim edilecek. Nasıl paylaşacaklar acaba? Paylaşacaklar mı? Paylaşırlarsa durum nasıl olacak? O pezemek parayı paylaşmaz. Kişi başına 62,5 TL mi düşüyor? Aynen, kişi başına 62,5 TL düşüyor. Ama büyük ihtimalle şu cebe indirecek beyler borcum var derdi. Oyuna çok para yatırdım. Çarı dizmek için bayağı harcama yaptım. Videodayım. Anne tornavida şimdi niye lazım anne? Videodayım anne. Anne videodayım anne. Yapma şunu artık. Beyler bu videoyu 50 kere böyle kesiyorum. O yüzden durumdan çok budaldım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bu turnuvayı size sunmak isterim. 2 hafta sonra bu turnuvaya ben de katılacağım. Karlarımız şöyle full artı full olduğu zaman. Öpüyorum hepinizi. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu sefer ben de öpüyorum. Bay bay.